Merhaba, günler. Bugün kim bu selefiler ya da yeni selefiler deniliyor sorusunun cevabını bu konuda uzun süredir 2007 yılından beri araştırma yapan, Avrupa'da özellikle araştırma yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi doçent Ahmet Yükleyen'le konuşacağız. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, sağ ol. Sizlerden de soru ve yorumlar bekliyoruz ama önce biz Ahmet'le biraz tartışalım. Daha sonra sizin soru ve yorumlarınızla bunu zenginleştirmek istiyoruz. Çünkü malum artık IŞİD Türkiye'nin gündemine çok net bir şekilde oturdu. IŞİD'in altında da esas yatan ideoloji, selefilik olarak tarif edilen ideoloji ve IŞİD'çilere de, IŞİD'e katılanlar, orada savaşanlara da intihar eylemcileri dahil olmak üzere genellikle selefi ya yeni selefi ya da selefi cihatçı deniyor. Öyle değil mi abi? Doğrudur. Doğru, kesinlikle. Ama sen diyorsun ki ve biliyoruz ki ama sen özellikle vurguluyorsun. Selefi olmak illaki şiddete başvurmak anlamına gelmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bu konuda bayağıdır bu çalışma yapan insanlar var. Yani işte Viktorovits'in hani genelde tipolojisi kullanılıyor burada. Ağırlıklı olarak ben de çalışmamda onun doğru olduğunu gördüm. O da şu, Selefilerin üç ana akımda temsil edildikleri söylenebilir. Tabi bu arada Selefi demişken Vahabi aslında diye de kullanılan akımın aslında bir başka isim. Tabii onların kendilerine verdikleri isim Selefi olduğu için biz de onu kullanıyoruz. Selefilerde üç akımdan bahsetmek mümkün. Bir tanesi Suud Kralı'na bağlı olan akım. Bu akımda yani lider belli, işte İslam devletinin Suudi Arabistan olduğu belli. Dolayısıyla da yani herhangi siyasi bir tartışmada Suud Kralı'na bağlılık esas. Bir grup ki bu tabi Amerika'nın özellikle Suudi Arabistan'a yani Irak Savaşı sırasında davet edilmesinden sonra Selefi akımdan ayrılan ve Suud Kralı'na baş kaldıran grup. Bunlara işte siyasi Selefi deniyor, başka isimler de var. Bu grup daha büyük olan grup aslında, ayrılmasına rağmen daha hızlı büyüdü. Ve tabi son olarak da işte cihadi Selefi, cihatçı Selefi diye ifade edilen grup. Tabi o da işte bütün bu patlamaları, intihar eylemlerini yapan Peki burada diğer mesela Sünni çoğunluktan ya da Şiilerden vesaire en temel ayırt edici özellikleri özellikle bunların cihatçı selefilere bakacak olursak en temel ayırt edici özellikleri nedir? Yani elbette temel varsayımları diyebiliriz İslam dünyası ile ilgili. Yani burada şu ayrımı yapmakta fayda var. Dinin herhangi bir din veya ideoloji de biliyorsunuz siz zaten daha biliyorsunuz. Yani farklı yorumları var. Dolayısıyla hani bu dinin şu özelliğinden, bu özelliğinden ziyade o dini takip eden insanların şartları yani sosyal, ekonomik, siyasal şartları yorumlamasındaki farklılıktan çıkıyor din yorumlamalarındaki ayrımlar. Dolayısıyla cihatçılar diyorlar ki dünyada İslam'a karşı bir saldırı var. Bu ayrım bazen kayboluyor. Yani işte diyelim ki Saddam Hüseyin. Yani burada bir diktatördü. İşte bunu neredeyse artık herkes kabul ediyor. Yani bir diktatöre karşı bir savaş yapıldı denilmiyor. Veya onu doğru veya yanlış ama ona karşı değil. İslam'ı yok etmeye karşı. Aynı şekilde Afganistan'a yapılan müdahale. Bunlar hep İslam'ı yok etmek için yapılan müdahaleler olduğu varsayım var. Bu birinci varsayım. İkinci varsayım da şu, İslam'ı savunmak için yani dinin savunacak hiçbir devlet yok. Şimdi bu ikisini kabul ettiğiniz anda yani teolojik tartışmaların içine girdiğinizde şöyle oluyor. O zaman sen Müslümansan eğer yani gerçek Müslümansan senin o zaman bu konuda bir şeyler yapman lazım. Savunman lazım. İslam'ı savunman lazım. Yani böyle bir aslında bir argümantasyon var bunun arkasında. Peki şiddet nasıl giriyor işin içerisine? Şiddet aslında bakarsanız savunma olarak giriyor. Yani hani böyle hiç kimse hani ben gideceğim, diğerlerini öldüreceğim de yola çıkmıyor. İşte ben dinimi koruyorum diyor. Dinimi yaşamak istiyorum. Tabii o tırnak içerisinde söylüyorum. O anlayışı ve bunun için de mücadele ediyorum diyor. İşte İslam Devleti diye bir kurgudan bahsediyoruz. Şimdi Ahmet sen 2007'den beri bir kültürel antropolog olarak Hollanda'da çok sayıda onlarca selefiyle görüştüm. Doğru, onların evet. önemli bir kesimi de Kuzey Afrika kökenli, değil mi? Doğru. Hollanda'da olanlar için özellikle öyleydi. Gerçi diğer Avrupa ülkeleri için büyük bir kısmı, hani İngiltere'yi bir kenara koyacak olacak, benzer şeyi söyleyebiliriz. Onun temel sebebi tabii göçmen kökenli diyelim biz artık olan Avrupalıların büyük bir kısmı Kuzey Afrika'dan geldi. Yani Fas, işte Cezayir vesaire. Ama diyorsun ki mesela Hollanda'da Türkiye
Türkiye'li göçmenler daha yüksek olmasına rağmen Seleflilikte Türklerin sayısı Faslılara göre daha az. Çok daha az. Evet. Yani zaten bir yaptığım çalışmada bunu ele almaya çalıştım. Bunun sebepleri ne olabilir diye sordum. Çünkü bu sahaya bindiğinizde çok rahat görülüyor. Yani mesela %70-80 oranında Hollanda'daki Seleflilerin, ki bu Avrupa'ya da teşmil edilebilir diye düşünüyorum. Çalışmalarını gösteriyor. %70-80 kadarı Fas kökenliydi. Bir %15-20 kadarı Hollanda'dan, yani Hollanda yerlisi olan Müslüman onlar. Kalanlar, yani %5-6 rakamlar değişebiliyor civarı Türkiye kökenli, kalanlar da diğer ülkelerden. Dolayısıyla hani Fas kökenleriyle Türk kökenlerin Hollanda'daki toplam sayılarına baktığınızda neredeyse eşitler. Ama nasıl oluyor da %5-6 Türkiye kökenli Selefi olurken %70-80 Fas kökenli oluyor? Bunun sebepleri gerçekten de mesela bir sebebini söyleyebilirim. Türklerin, yani Türk kökenlerindeki arasında milliyetçilik daha kuvvetli. Böyle olduğu için ne oluyor mesela? İşte hani İslam... Ümmet fikrine daha tabii, aynen öyle. Yani ümmet fikrine biraz daha mesafeli oluyor. Bir. İkincisi, biliyorsunuz sonuçta Türkiye kökenlilerin arasında farklı mezheplere mensup Müslümanlar var. Dolayısıyla onu da yani Alevileri de söyleyeyim. Onları da hesaba almak lazım. Ve bu bir boyutu. Bir diğer boyutu, Türkler arasında baktığınızda, Türkiye'li Müslümanlar arasında baktığınızda diğer Sünni cemaatler aktif. Ve ben mesela bazı Selefiliğe katılanlara sorduğumda hikayelerini, işte önce şu cemaate gittim, sonra filan grubu, onu da şunu beğenmedim, bunu da bunu beğenmedim. En son baktığınızda Selefiliği buluyor. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. El-Kaide bunu yapıyordu, IŞİD bunu sürdürüyor ama El-Kaide ile IŞİD arasında çok büyük fark var sanki ve senin demin söylediğin hani İslam dünyası saldırı altında duygusu El-Kaide'de çok güçlü ve El-Kaide genellikle batıya, 11 Eylül en büyük zaten zirvesi, batıya saldırıyordu. Ama IŞİD'e bakıyoruz şimdi, IŞİD neredeyse batıyla hiç savaşmıyor. Yani çok az, yani bu tek tük bir takım yerlerde yeni yeni var ama IŞİD'in esas saldırdığı insanlar diğer Müslümanlar. Yani Nusayri olabilir, şu olabilir, hatta İslamcılara da saldırıyor. Yani. Bu nedir? Aslında ideolojik olarak baktığınız zaman çok bir fark yok. Hatırlayınız, El-Kaide İstanbul'da patlamalar yaptı, Fas'ta yaptı, Suudi Arabistan'da yaptı. Yani bu anlamda hani El-Kaide Müslümanları öldürmedi, sadece batıya yöneldi. O ayrım tabii o kadar net değil, onu biliyoruz. Ama tabii batıya saldırsa daha fazla. Kesinlikle. Yani buradaki strateji farklılığı ön plana çıkıyor. O da nedir? IŞİD bir devlet, İslam devleti kurma. Bu gerçekten onu El-Kaide'nin ayrıştıran bir özellik. Tabii El-Kaide'de şu boyut da var. Zaten devletimiz var. Yani işte Afganistan'dayız. Hani böyle bir ekstra devlet kurma gayretinden ziyade böyle bir atmosferi vardı. Bir diğeri tabii ki Orta Doğu coğrafyasındaki işte Arap Baharı ile beraber olan değişiklikler o otorite boşluğu gerek Irak'ta gerek Suriye'de büyük bir alan açtı. Yani aslında benim kanaatim El-Kaide dediğimiz zaman da, IŞİD dediğimiz zaman da bunların çok farklı örgütler olduğunu düşünmek yerine büyük Selefi cihadi harekete bakmakta fayda var. Çünkü böyle bakabilirsek ancak uzun vadeli mücadele başlatabiliriz. Peki ona bakalım, biraz sosyolojiye girelim. Benim gazeteci olarak gözlemlerime göre özellikle mesela Afganistan'a Türkiye'den giden gönüllülerin büyük bir kısmı zaten İslamcıydı. Yani burada bayağı bir İslam hareketi içerisinde yer almış ve belli bir tıkanıklık hissi ve oraya da katkıda bulunma hissiyle bayağı bir yolculuğu göze alıp, riski göze alıp giden bir kısmı öldü, bir kısmı yaralandı falan. Bosna'da işin içerisine biraz etnisite de girdi, Boşnak kökenler. Çeçenistan'da da oldu ama yine orada da büyük bir İslamcılık vardı. Bosna'da hatta bir grup ülkücülüğü de gittiğini biliyoruz. Ama son dönemde Irak'la ve özellikle de Suriye ile beraber sanki gidenlerin önemli bir kesimi doğru dürüst İslami bilgilere sahip olmayan, hatta katıldıktan sonra IŞİD saflarında temel İslami eğitim alan falan insanlar. Bu nasıl oluyor? Bence işte bu soru asıl üzerine düşünmesi gereken soru. Çünkü cihadi selefi veya direkt selefi de diyebilirsiniz. Hareketin çıkışı ve oluşu gerçekten bundan önceki çalıştığımız aslında İslamcı tecrübelerden ve sosyolojiden çok daha farklı. Neden farklı diyorum? Bir, kesinlikle tamam, siyasal İslam'da da vardı bir moderniteyle bir ilişki. Ancak bunlar adeta hem modernitenin sebebi hem de sonucu. Nereye dayandırıyorum bunu? Düşünce biçimlerini.
Mesela ben hani İslami kaynaklara yaklaşımlarında mesela bilimci bir anlayışla yaklaşıyorum. Pozitivist. Yani, evet, kesinlikle. Yani ne diyor mesela? Diyor ki işte sanki laboratuvardan delil getirir gibi diyor ki bakın size şu ayet. Yani burada bir İslam sosyolojisinden bir haber olan bir insan, İslam diğer yorumlarından özellikle bir haber olan insanlar ki zaten katılanlardı onlar, diyorlar ki işte evet bak işte bu ayette şunu diyor, bu hadiste bunu diyor. Zaten benim karşılaştığım gençler de bunu söylediler. Niye girdin? Mesela çıkan birine sormuş, niye çıktın diye sorduğunda ben girdim dedi, ben çıktım dedi. Yani bireysel bir otorite anlayışı, bakın bu da çok önemli. Bir ikinci husus da İslam'ın yorumlarından bir yorumu olduğunu anladığı zaman, yani Selefi'nin böyle bir şey, o zaman o işin büyüsü kaçıyor. Yani adeta bütün evreni izah edecek bir yola girdiğini zannediyor bu insanlar. Ama yolların çok olduğunu görünce de başka yollar... Başka, o zaman o büyü kaçıyor. Demek ki yollardan biriymiş. O zaman yani Selefiliği kendine dert edinen yapılar özellikle potansiyel olan insanlara birçok yol olduğunu göstermek durumundalar. Tabii yani alternatifini yani o yoldan çıkmalarını istiyorlarsa diyorsun evet, değil mi? Evet, yani girmelerini engellemek tabii, kesinlikle, kesinlikle. Yani bu çok etkili olacağını düşünüyorum ben. Şimdi zaten farklı yol arayışında olmayan ve o dünyadan koparma esas bu yola katmak için. Nasıl oluyor? Mesela internet üzerinden. Yani internet insanlar bilgisayarın önünde kendi dünyaları içerisinde bir arayışla bütün soruların cevabını çözecek. Çünkü bir kısmı din değiştiriyor. Zaten büyük bir kısmı hayatında büyük çalkantılar yaşayan insanlar. Hani bazen aşağılama maksatlı söyleniyor işte uyuşturucu kullanıyor falan. Evet bir uyuşturucu geçmişi var ama tam da o dünyadan çıkıp yeni bir dünyaya açmak isteyen insanlar böyle bir yolun içine giriyorlar. Dolayısıyla ne yapması gerektiğini sorgusuz sualsiz öğrenmek isteyen, her sorunun cevabını bilimsel bir gerçeklik güveniyle öğrendiğini düşünen ve dolayısıyla başka bir kaynağı arama ihtiyacı hissediyor. El-Kaide döneminde benim bildiğim El-Kaide'nin bu küresel ağlarında şey çok önemliydi. İmamlar yani devşiren, evet. İnsanları devşirenler çok önemliydi. Ama sen geçen senle yapılan bir süreçte görüyoruz. Bunların artık çok fazla camilerin vesaire mescitlerin çok önemli olmadığı, esas olarak insanların kendilerini internet üzerinden kendi kendilerini devşirttiklerini söylüyorsun. Evet, kesinlikle. Bu asıl trend bu şu an. Diğer bahsettiğimiz networklere yakinen bakıyorsunuz. Mesela şöyle örneklerle karşılaşıyorsunuz. Siyasal Selefi camisi, hani onlar biraz da böyle bir gri bir alanda, yani şiddet konusunda. Ne oluyor? Bunun Hollanda'da örnekleri var mesela. İmam çıkıyor diyor ki işte yani şunu yapmayın, mesela şiddete karşı bir şey de söyleyebiliyor veya gidin savaşın demiyor mesela. Ama ne oluyor? Onun cemaatinden gençler hem de canlı yayında yani Cuma'da canlı yayında kalkıp isyan ediyorlar. Diyorlar ki ey imam sen bunu nasıl dersin, biz gideceğiz Irak'a savaşacağız. Yani kendilerine bu yolu öğreten insanlara baş kaldıran gençler görüyorsunuz. Biz senden daha iyi biliyoruz, dünyayı daha iyi okuyoruz. Dolayısıyla da senin artık takipçin imamların, olmayacağız. İmamların fazla evet. Yok. Burada bir soru geldi, tam bu konuştuğumuz konu. Katılanların ekonomik, kültürel, sınıfsal özellikleri nasıl? Evet, bu zaten bilimsel çalışmalar en çok buna önem veriyorlar. Burada o şaşırtıcı özellikleri tekrar görüyoruz. Bir kez orta sınıf, bakın yani çok fakir değil. Tamamen işsiz değil. İşsiz olabilir ama tamamen yeteneksiz değil. Eğitim var fakat belli branşlarda yarım kalmış eğitim. Bakın hani meşhur söz vardır ya, yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder hesabı. Evet. Bu yarım aldıkları yarım eğitim de temelde aslında çok basit bazı metotlar öğreten, hani bilimsel kendince bilimsel metodun her yönünü öğrendiklerini zannederek yani aslında pozitif metotla yola çıktıkları için bu defa dine de aynı şeyi uyarıyorlar. Yani dinin yorumlanmasına. Orta sınıf dediğim gibi eğitimli. Birçoğunun geçmişinde aslında dediğiniz gibi dinle bir direkt bir ilişki yok. Tam tersine hatta mesela bir tane Hollandalı bir Müslümanla, olmuş Müslümanla karşılaşmıştım. Wildersen yani sağ parti, sağcı şeyin Wildersen takipçisiymiş. Yani bir uçtan yani bir nevi öteki uca savrulan bir insan tipi var. Şimdi milli görüş selefiliğe nasıl bakıyor diyor. Sen Avrupa'da özellikle bunu
bayağı bir gözlemişsindir. Evet, evet. Avrupa'da çok ciddi bir milli görüş eskiden çok daha güçlüydü. Şimdi AKP ile beraber biraz zayıflamış evet. olabilir ama evet. o yapılar mesela bu Selefi cihatçılık akımının güçlenmesinin de engel mi oluyor? Onu kolaylaştırıyor evet. mu? Nasıl yazıyorsun? Bu önemli bir soru yine. Üzerine durulması gereken bir soru. Bunu şöyle cevaplayayım isterseniz. Siyasal İslami hareketle, İslamcı hareketle Selefilik arasındaki ilişkiye baktığınızda iç içe geçmişlik görüyorsunuz. Bununla temelinde aslında Mısır'da siyasal İslam'ın doğduğu ülke olarak ve aynı zamanda Selefiliğin de yayıldığı bir ülke olarak Mısır örneği var. Burada şunu görüyoruz biz, siyasal İslami hareketin içerisinde dini eğitim alan insanların bir kısmı da tam olarak Mısır'da eğitim aldıkları için Selefi düşüncenin bir kısmını aldılar. Ancak burada ayrışmalar başladı. Biliyorsunuz gerek milli görüş hareketi gerek siyasi İslam'ın kendisinde, hareketlerin kendisinde organizasyonel otoriteyi temsil eden kişilerin aslında dini otorite üstünlükleri vardır. Onlar dini otoriteyi temsil eden kişileri Selefilik akımının gittiği yere gördükleri için uyardılar ve onları bu konuda geri adım attırdılar. Ancak biraz önce size verdiğim o imamları biz artık takip etmiyoruz örneği var ya, işte benzer bir şey de burada söz konusu oldu. Yani kendilerine o yolu öğrendikleri imamları, hocaları, hayır bu Selefilik yolu yanlıştır demeye başladıktan sonra bile bu gençlerin bir kısmı dedi ki sen artık bize, sen kendin yanlış yoldasın artık. Biz biliyoruz diyerek bir defa Selefiliğe... Burada tam bu noktada Müslüman kardeşlerle Selefilik ilişkisini soruyorlar. O anlamda biliyoruz ki Mısır'da çok güçlü Selefi partiler vardı evet. ve bunlardan bir tanesi açık bir şekilde darbenin yanında evet. Müslüman kardeşlere karşı tavır aldı. Bu da çok önemli bir olay. Şimdi prensip olarak Selefi hareket demokrasiye karşı. Yani demokrasi neden? İşte o işte şey örneği var işte. Aynen yani hani kanun koyucu ancak Allah'tır. Yani hükmünden hareketle. Ancak işte Mısır'da mesela şunu gösteriyor. Çok modern bir hareket, çok adaptif, yani uyum sağlayan bir hareket. Bir parti kurdu, siyasete girdi. Mesela Hollanda'daki Müslümanlar, oy ben sordum bu soruyu. Oy kullanacak mısın diye böyle gitmeler gelmeler, Suud'a bağlı olan Selefiler. Dediler ki biz çünkü Wilders'in yükselmesini engellemek için bir fayda olabilir diyor bazı imamlarımız diyorlar. Şeydeki Suud'a bağlı imamlar. Ama mesela verecek misin peki dedim, vermeyeceğim dedi. Hani biraz herhalde şüphede kaldığı için. Mesela bizde de son seçimde IŞİD'e yakın olduğu ve El-Kaide'ye de yakın olduğu söylenen ayrı ayrı grupların seçimi boykot çağrısı yaptıklarını evet. mesela gördük. Doğru. Mısır örneğinde, orada sadece şunu tamamlayayım. Seyit Kutup önemli. Daha doğrusu Seyit Kutup'un bazı yazılarını seçerek siyasal Selefiler kullanıyorlar. Ve burada büyük bir soru işareti var. O da nedir? Bu seçilen yazılar onları şiddete doğru mu teşvik ediyor? Olabilir. Böyle bir ihtimal var. Burada biraz soru işaretleri var. Yani benim de kendi çalışmamda tabii herkes bir iddiada bulunuyor. Onları doğrulamak çok da kolay olmuyor. Peki Selefileri destekleyen en güçlü devletler, kurumlar, insanlar böyle bir şey var mı? Selefilerin sponsoru? Şimdi şöyle 90'larda, evet doğru yani 90'lardaki olay buydu. O da ama hatırlayınız 90'larda Selefilik henüz ayrışmamıştı. Ve Suud evet o zaman bunu destekliyordu. Ve ilk aslında Avrupa'ya giden Selefilerin kimler olduğunu baktığınızda, onlarla konuştuğunuzda hatta onlar bu hadiseyi anlatıyorlar. Yani Suudi Arabistan'ın Rabıta Örgütü. Aynen öyle. Burs verdiği, işte hatta Burgumcu'nun katalı dönemlerden yazdığı yazılar var bu konularda. Ve bu kaynakları aktarıldığını biliyoruz. Ancak bu bahsettiğim bölünmeden dolayı Suudi Arabistan'ın kontrolüne çıkmış durumda. İşte burada biraz Körfez ülkelerindeki bazı zengin şeyhlerin paralarının kullanıldığını biliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim, hani bu sorunun arkasındaki mantık oysa, yani bunları kim finanse ediyor sorusu ise, şu vardığımız nokta itibariyle Selefilik global bir hareket olarak kendi kaynaklarını üretebilecek seviyeye geldi. Bu konuda çok inovatifler, onu da söylemek isterim. Yani. Çok kesinlikle, yani Avrupa'daki devletlerin ayırdığı kaynakları kullanıyorlar. Mesela diyelim ki devlet bir imkan sağlıyor, diyor ki şöyle bir dernek kurarsanız diyor. Gerçekten o amaca yönelik bir dernek de kuruyorlar ve oradan kaynak fon alıyor. Evet. Selefiliğin yükselişinin ardındaki gerekçeler nedir diye bir çok geniş bir evet, o geniş soruya şöyle geniş bir cevap vereyim ben. Küreselleşme. Şimdi küreselleşme dediğiniz zaman kimliklerin birbirine geçmesi mesela. Ve bu geçişkenlik, yani belirsizlik, hibrit kimlikler. Yani mesela Türk-Alman, işte Fas-Hollandalı. Bu kimliklerin
oluşumunda ve onun getirdiği belirsizlikler, tabii bir yönden melez kimliklerin getirmiş olduğu bir arayış da var aynı zamanda. O da nedir? Bir itminan arayışı. Yani her sorunun cevabının kesin ve net olduğu ve artık başka soruya sormanızı gerektirmeyecek bir kaynak arıyorsunuz. Selefiliğin yaklaşımı da tam olarak bunu sunuyor zaten yani. Sen o söyleşide bir ilginç makaleden bahsediyorsun. Mühendisler, evet, çok yani mühendislik perspektifine sahip olanlarla selefilerin bakışlarının çok örtüştüğünü söylüyorsun. Doğru. Evet. Bu başta söylediğim pozitivist yaklaşımla alakalı. Aynen öyle. Onunla da örtüşüyor. Şimdi şöyle bir şey, bir problem var. Bu problemi çözmek için A, B, C adımlar attığınızda doğru cevaba ulaşıyorsunuz. Yani mühendislik branşının, hani o branşla alakalı değil tabii sadece ama en çok da mühendislik alanında kullanılan bir yaklaşım bu. Ve başka bir çalışma tabii ama o çalışma bunu gösteriyor. Yani bu harekete girenlerin çoğunun geçmişindeki eğitim alanı da mühendislik ön plana çıkıyor. Şimdi Ahmet, hükümetin bir bilgi notu var bu son IŞİD'le ilgili, onlar DAEŞ diyor. Evet. Diyor ki mesela Irak ve Suriye'de savaşan yaklaşık 24 bin yabancı terör savaşçısı, yani bu gönüllüler olduğu tahmin ediliyor. Iraklı ve Suriyelilerle birlikte toplam sayı 40 ila 70 bin arasında. Yani 24 binin üzerinde bir de yerli unsurlar katıldığında ve burada ilginç bir şekilde bunların önemli bölümü Avrupa ülkelerinden geliyor diyor. Şimdi sen diyorsun ki Avrupa'dan gelenlerin de önemli bölümü aslında Kuzey Afrika vesaire kökenli. Yani bu demin söylediğin melez kimlikte. Ve diyor ki notta, Avrupa'da radikalleşmeyi önleyecek tedbirlerin alınmaması, entegrasyon sorunları ve şüphelilerin yurt dışı seyahatlerinin engellenmemesi Avrupalı katılımcıların sayısını yükselten etkenlerdir. Doğru. Şimdi bu konuda birincisi şunu düzeltmek lazım. Gerek Avrupa'da gerek Amerika'da bu konuyla ilgili adımlar atılıyor. Aslında bayağı da atılıyor. Yani bunu özetleyen çalışmalar var, karşılaştıran çalışmalar var. Ancak bu adımlar ne kadar yeterli adımlardı, ne kadar etkili adımlardı, evet bunlar tartışmaya açık. Bunun da sebebi şu, çünkü dedim ya yeni bir tür bu. Yani yeni bir sosyolojisi var. Bunun anlaşılması, buna yönelik projelerin geliştirilmesi ve bu arada diğer Müslümanların dışlanmaması, yani bu dengeyi gözetecek politikaları üretmek o kadar da kolay değil. Uygulamak daha da zor. Bu anlamda evet, Avrupa, yani İngiltere mesela örneğin bu konuda çok aktif. Yani önleyici artık tedbirleri almak istiyor. Yani bu yola girmişleri engelleme değil, bu yola girmeden onları engelleme. Bu anlamda hani şunu da görmek lazım. Evet, Avrupa'da yetersiz ama acaba diğer ülkelerde hangi boyutta? Yani kendi ülkemizi de katarak bu soruyu soralım. O halde evet, yani bu konuda siyasiler çağrı yaptılar. Küresel olarak ortak hareket edilmesi gerekiyor. Gerektiği bir ortamda. Yani siz yeterince yapmadınız, yok biz yapmadık. Hani bu tartışmanın bir anlamı yok. Tam tersine herkes üzerine düşünüyor, daha fazla yapması lazım. Yani evet, bu açıklama şu noktada hak verilebilir. Yani seyahat özgürlüğü noktasında hani bu insan Türkiye'ye gidiyor, şüpheli. Bunu işte bildirilmeli mi, engellenmeli mi, hangi noktada yapalım? Burada da bir koordinasyon sıkıntısı var. Milli devletler, millet devletler kendi istihbari çıkarları, kendi yakın vadeli çıkarlarını uzun vadeli bütün bir dünyanın çıkarlarına her zaman tercih etmeye devam ediyorlar. Tam da o yüzden, biraz önce bahsettiğim küreselleşme vurgusunu hatırlayınız. Tam da o yüzden IŞİD gibi örgütler de bundan faydalanıyorlar. Şimdi bu madde yine diyor ki 83 ülkeden 1600'den fazla şahıs yabancı terörist savaşçı şüphesiyle sınır dışı edildi. 2014'te bu sayı 520 civarındaydı. 2015'in ilk yarısında sayı 570'e ulaşıyor. Bu rakamlar çok büyük. Yani eskiden böyle bir Afganistan'a vesaireye savaşmaya giden 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, bilemediğim 100 kişi saptanan, sınır dışı edilen mesela diyor ki 108 ülkeden yaklaşık 16 bin kişinin ülkemize girişleri yasaklanmıştı. Çok. Bu nasıl bir dalga bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani mesela IŞİD'in bir ara çok moda olan kafa kesme görüntüleri bilmem ne. Bu birçok insanlara nefret yaratırken bazı insanları da galiba oraya çekiyor. Evet. Şimdi biraz önce o yaptığım modern mi dersiniz onu artık, postmodern mi dersiniz? O tespiti yapmanın ve içinin doldurulması çok önemli. Yani
modern insan tiplemesi korku filmlerinden zevk alıyor. İşte bakın mesela bu önemli bir dürtü var burada yani. İşte bilgisayar oyunu oynayacağız ama şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını tercih ediyor. Yani gençler arasında bunlar çok yani çok popüler. Şimdi ve medya bakın değişik, modern hayatı değişik unsurlarına değinerek söylüyorum. Özellikle işte insanların cinsellik ve şiddet içerikli haberlere ilgisini çektiğini biliyor. Şimdi bunu bilen bir IŞİD aynı zamanda ve IŞİD tipolojisi yani bütün bunları kullanıyor. O filmler yani neredeyse film artık yani Hollywood yapımı kalitesinde bunlar inceleniyor biliyorsunuz. O artık tescillenmiş. İnsanların o dürtülerle hitap ediyor ve oluşturduğu cazibe işte bu araçlar ve bu araçlardaki modern özellikler ve en nihayetindeki o özel amacı yani bir İslam devleti ütopyası. Bu vurguyu ben önemsiyorum. Çünkü bunun bir ütopya olup olmadığının yani olduğunun iyi anlaşılması gerekir ki o cazibe merkezi özelliği de kırılsın. Burada da nasıl kırılabilir? Burada da şunu belki örnek verilebilir. Aynı cihadi hareketin içerisinde farklı gruplar birbirleriyle savaşıyorlar. Şimdi bu işlenmiyor. Yani El-Nusra ve IŞİD birbirleriyle savaştığı bir ortamda o zaman bu nasıl İslam devleti olabilir? Yani bu yola giren insanlar ilk önce bunu sorgulaması gerekir. Son olarak bir soru soracağım. El-Kaide'de bu kadar yoktu. IŞİD'de kadınlar daha fazla görünür. Daha kalabalık sanki evet. Ve daha fazla görünür. Bu devlet kurulmuş, yani kendilerine bir devlet kurmuş olmalarının etkisi mi yoksa başka bir şey mi var? Devlet boyutu elbette önemli çünkü bir hicret temasıyla bu işleniyor. Hicrette de aileler gidiyor, yerleşiyor. Bir bu. Bir diğer şey, duyumum yani ben bunu biraz da teyit etmek lazım, belki sizinle de sormak lazım. IŞİD kendi teolojisi içerisinde eğer bir kadın tarafından öldürülürse bir savaşçısı, onun cennetlik olamayabileceğinin üzerinden hareketle özellikle karşı tarafta da kadın savaşçı varsa bu defa kadın kendi adına savaşacak kadın savaşçılar aradığını biliyoruz. Böyle spekülatif. Spekülatif. Ancak eğer bu iç dünyalarına girdiğiniz zaman bizce çok spekülatif ve neredeyse irrasyonel gelen şeylerin bunlar için çok da gerçekçi olma durumu var. Onu da not ettim. Şurası yani. Kesin ki özellikle Suriye'de, Rojava'da YPG'nin kadın savaşçıları çok biliniyor ve özellikle Batı medyasında özel bir ilgi alanında o bayağı bir belki de o Suriye'ye yönelik Kürtlere yönelik ilgi ve desteğin Batı'daki en önemli katalizörlerinden birisi. Yani şunu sadece not edeyim isterseniz. Sosyal medyada IŞİD'in böyle bir ilana çıktığını biliyoruz. Ha yani ama bu gerçekten işin yani sizler de spekülatif derken onu kastettiniz belki biraz da. Acaba gerçekten onlar mı yaptı veya başka birileri mi yaptı? Sorgulanabilir. Her halükarda bir toplum yani şeyi vermeniz için yani devlet toplum olan yani burada kadınları da olacak. Dolayısıyla çocuklar da tabii olacak. Çünkü onlar da çok kullanılıyor biliyorsunuz bu medyada. Yani bir nevi aslında bu devlete de bir hani İslam devletine de bir gerçeklik kazandırma adına bakın çocuklar var, kadınlar var, savaşçılar var yani. Evet. Ahmet çok sağ ol. Ahmet Yükleyen'le İslam Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi doçent Ahmet Yükleyen'le Selefiliği ve Selefileri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün saat 14'te bir başka yayın yapacağız ve Türkiye'nin IŞİD'e açmış olduğu savaşı değerlendireceğiz. Sabaha karşı yapılan hava saldırısı ve İncirlik Anlaşması, bu neden böyle oldu, ne gibi sonuçları olabilir? Bunu saat 14'te tartışacağız. Ahmet Yükleyen'e tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.